hadi şimşek. Bu anne domuz. Ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. Polly'nin tekne gezisi. Ve baba domuz Peppa'nın yolunu tekne gezisine götürüyor. Papağan Polly de gidiyor. Büyük baba domuz, cep telefonunu aldın mı? Evet büyük anne domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem büyük anne domuz. Telefon açık mı? Evet büyük anne domuz. Güle güle. İşte büyük baba köpek. Merhaba. Merhaba. Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. O paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Tam yol ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. Papağan Polly duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George, bayrağı çek. George, bayrağı çek. Peppa, zili çal. Peppa, zili çal. Büyük baba. Olabilir miyim lütfen? Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük baba domuzun teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük baba, sıkıştık. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat. İşte gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly. Burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki. Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat! İmdat! Aman tanrım. Büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın. Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Vah, vah! Ben zeki bir papağanım. Eğlenceli koşu. Çok yağmurlu bir hava ve okulun çatısı su sızdırıyor. Okul çatısını onarmak için nasıl para toplayabiliriz? Eğlence koşusu yapabiliriz. Eğlence
Eğlence koşusu nedir? Piknik yapılan ve koşanları izlemek için para verilen bir gün. Ne kadar para verilirse o kadar koşulur. İyi fikir Baba Domuz. Ne kadar koşabilirsiniz? Ne? İstediğiniz kadar koşabilirim. Ama baba, sen hiç koşamazsın ki. O da nereden çıktı? Ben koşu uzmanıyım. Güzel. Başka koşmak isteyen var mı acaba? Hayır, teşekkür ederiz. Ama Baba Domuz'un koşusunu görmek için para veririm ben. Ben de. Ben de. Harika. Teşekkür ederim Baba Domuz. Peppa ve ailesi makarna yiyor. Nefis. Başka makarna var mı? Baba Domuz, 3 tabak yedin zaten. Yemek bana enerji veriyor. Ve eğlence koşusu için bana enerji lazım. Koşu antrenmanı da yapman lazım. Bugün yemek antrenmanı yapsam, yarın da koşu antrenmanı yapsam? Olmaz baba. Koşu antrenmanını bugün yapmalısın. Oo. Hadi baba. Yarışalım. Bu çok kolay. Yokuş aşağı koşmak kolaydır. Yokuş yukarı koşmak zordur. Keşke o kadar makarna yemeseydim. Eğlence koşusu günü geldi. Madame Gazelle'in Baba Domuz'un ne kadar koşması gerektiğini gösteren bir çizelgesi var. Baba Domuz buraya kadar koşabilirse... Süpermarket. Sonra buraya. Orası büyük babamın garajı. Sonra da buraya. Rüzgarlı kale. Okulun çatısını tamire yetecek kadar para toplarız. Hemen koşuyorum. Yerine hazır başla. Koştum. Şimdi piknik yapabiliriz. Şapşal baba, bu sadece bir çizim. Evet, şimdi gerçekten rüzgarlı kaleye kadar koşmanız gerekiyor. Yerinize hazır, başlayın. Hadi baba domuz, yapabilirsin. Okul otobüsü rüzgarlı kaleye ulaştı. Şimdi herkes piknik yapabilir. Su. Su. Ne güzel sıcak bir gün. Aha, böyle dinlenip para toplamak da çok güzel. Su. Su. Baba domuz süpermarkete ulaştı. Bu kadar koşunca çok susadı. Hadi teleskoptan bakalım. Babamı görebiliyorum. Teleskop her şeyi yakınlaştırıyor. Aa, pek hızlı gitmiyor. Baba domuz büyük baba köpeğin garajına ulaştı. Bu kadar, daha fazla koşamam. Babam durdu. Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Kış, kış. Git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba domuzun çubuk dondurmasından istiyor. Hayır, bu benim dondurmam. Babam yine koşmaya başladı. Çok da hızlı gidiyor. Yaşasın. Çekil. Git buradan. Çekil. Artık durabilirsiniz baba domuz. Okul çatısı için yeterince para topladık. Baba domuz eşek arısından kurtuldu. Çok iyi baba domuz. Bu fazladan koşuyla okul otobüsü için de yeterli para toplamış olduk. Teşekkür ederim baba domuz. Rica ederim. Babanın gübre yığını. Baba domuz öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir miyim babacığım? Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo, muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan... Havuç. Her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor?
Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Güzel. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Ha, bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Aa, kıvrık kurçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba, organik gübren için kıvrık kurtçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George, biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk, kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk. Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Aa, bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elmayı yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Kıvıl kıvıl. Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. Kıvrık kurtçuklara da aferin. Pedro'nun öksürüğü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madame Gazel. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brownberry. Merhaba Doktor. Ben Madame Gazel. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Şey bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazel şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne
demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberg. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Danny ve koyun Suzy'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Brownberg? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Brownberg de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madam Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Brownberg. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki. Sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Brownberg. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brownberg'e de bulaştı. Sorun yok. Hoşça kalın. Zavallı Doktor Brownberg. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Kütüphane. Yatma vakti geldi. İyi geceler Peppa. İyi geceler George. Bana hikaye okur musun lütfen? Tamam. Sana Kızıl Maymun kitabını okuyayım. Ama her zaman onu okuyorsun. Kızıl Maymun banyo yapar, dişlerini fırçalar ve yatıp uyur. Ah, evet. Evet öyle oluyor. Acaba başka bir hikaye seçebilir miyiz? Mavi kaplan, yeşil örümcek, turuncu penguen. Aa, bu da nedir? Beton'un harika dünyası. Ben de onu arıyordum. Bu senin kitabın mı baba? Kütüphaneden ödünç aldığım kitap. Kütüphane nedir baba? Okumak için kitap aldığın ve okumayı bitirince geri götürdüğün bir yer. Ama baba domuz bu kitabı geri götürmeyi unutmuş. Bunu uzun zaman önce almıştım. Neyse, yarın geri götürürsün. Şimdi yatma zamanı geldi. Babam hikayesini okuduktan sonra. Bu hikaye sayılmaz Peppa. Lütfen oku babacığım. Pekala. Beton'un harika dünyası. Beton, kum, su ve kimyasal maddelerin karışımından oluşan bir inşaat malzemesidir. Birinci bölüm, kum. Peppa, George ve anne domuz uyuyakaldı. Sabah oldu. Peppa ve ailesi kütüphaneye geldi. Vay canına! Ne kadar çok kitap var.
kütüphanede sessiz olmalısın. Ama neden? Çünkü insanlar buraya sessizce kitap okumaya geliyor. Sıradaki lütfen. Bayan Tavşan, kütüphaneci. Merhaba anne domuz. O kitapları iadeye mi geldiniz? Evet, Bayan Tavşan. Peki bakalım. Bilgisayar neden bipliyor? Yaramazlık yapıp kitabı çok uzun süre saklamış mısınız diye bakıyor. Bu kitabı uzun zaman önce almış olabilirim. Merak etmeyin baba domuz. O kadar kötü olamaz. Olamaz. Baba domuz, bu kitabı 10 yıl önce almışsınız. Yaramaz baba. Affedersiniz Bayan Sorun Tavşan. Sorun değil. Şimdi başka kitap alabilirsiniz. Bayan Tavşan, George ve ben de kitap alabilir miyiz lütfen? Elbette. Çocuk bölümü burası işte. Aa bak, periler, çiçekler, güzel elbiseler. Merhaba Peppa. Aa, merhaba Danny. Futbolla ilgili bir kitap alıyorum. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Hemşirelerle ilgili bir kitap aldım. George dinozorlarla ilgili bir kitap seçti. Dinozor! Bakın ne buldum. Beton'un dünyadaki macerası. İşte Kızıl Maymun kitabı. Kızıl Maymun kitabı olmaz. Bu çok sıkıcı. Bu farklı bir hikaye. Daha eğlenceli olabilir. Eminim değildir. Bir zamanlar kızıl bir maymun varmış. Oh, banyo yapmış, dişlerini fırçalamış ve sonra yatmış. Hayır, uzay roketine binip Ay'a gitmiş. Bir dinozorla piknik yapmış. Denizin dibinde yüzmüş ve en yüksek dağa tırmanmış. Çok yoğun bir günmüş. Bitti. Vay canına, yine oku hadi. Bu kitabı alıp evde okuruz Peppa. Ama ben şu kitabı almayı düşünüyordum. Yoksa bunu muydu? İstersen üçünü de eve götürebilirsin Peppa. Yaşasın. Önemli olan şu, zamanında getirmeyi unutmamalısın. Peki Bayan Tavşan. Elbette, bu arada siz de kitabınızı getirmeyi unutmamalısınız baba domuz. Evet, babama hatırlatırım bunu. Evet Peppa, eminim hatırlatırsın.